Pandemi ile birlikte günlük hayatta karşılaştığımız psikolojik sorunlar hakkında bilgi veren psikolog Celal Kızgaç, her insan bir kar tanesidir dedi. Parmak izi bir kar tanesi gibidir. Günlük rutinler bizim alışkanlıklarımızdan oluşur. Bu alışkanlıklardan pozitif enerji elde etmek, zamanı değerli kazandıracak rutinler belirler. Psikolog Celal Kızgaç, günlük hayatta karşılaştığımız psikolojik durumlar hakkında bilgiler verdi. Bozukluğu dediğimiz durumda da bir travma, bir problem varsa bunu kaba bir şekilde kişilik bozukluğu diye adlandırabiliyoruz. Tam anlamıyla anlamı bu. Peki asosyal ve antisosyal arasındaki fark var mı? Şimdi şöyle, asosyal adından da anlaşılabileceği gibi sosyal olmayan insanlara denen bir şeydir. Yani sosyal olmayan bir insanla belki bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Ama antisosyal, antisosyal, sosyalliğe karşı olan bir insandır. Yani antisosyal biriyle yaşamak çok zordur. Asosyal ve antisosyal birbirinden çok farklı şeylerdir. Biri sosyal olmayan, izole bir insan tipi. Diğeri antisosyal dediğimiz zarar verici nitelikte davranışlar sergileyen insanlar. Mesela bugün suç işleyen insanlar, düzenle sürekli uyuşamayan, problem yaşayan insanlar ya da kadına şiddet gösteren erkekler antisosyal kişilik örüntülerine mevcutlar. Yani ama asosyal sizin de hani ilkokulda, lisede böyle denk geldiğiniz arkadaşlarınız olmuştur. Arkadaş edinemeyen, topluluk içine giremeyen insan tipidir. Peki COVID-19 sürecinde danışanlarınız sayısı arttı mı? Size danışan olarak gelenlerin veya ne tür şikayetlerle geldiler? Şöyle pandemi sürecinde tabii ki de dünya olarak sürekli böyle bir problemlerin olduğu, sosyalleşmenin kısıtlı olduğunu gördük. Bizim mesela psikolojide ya da psikolojik problemlerde bazı problemler vardır işte, obsesif kompulsif bozukluk gibi. Bu problem tamamen takıntı ezeyanıdır. Obsesif kompulsif bozukluğu olan insanların